İyi günler, ekonomide görünümle karşınızdayız. Haftanın ilk işlem gününde piyasalara ve ekonomiye dair haberlere bakacağız. Bir diğer önemli konu, bir yandan kamu işçilerin toplu sözleşmeleri devam ediyor. Burada süreç nasıl işliyor, bunu soracağız. Ankara stüdyomuzda Ahmet Kıvanç var, Habertürk yazarı. Diğer taraftan 65 yaş aylığıyla ilgili Habertürk'e yazılar geliyordu. Okurlar tarafından, Habertürk okurları tarafından, Habertürk.com okurları tarafından 65 yaş aylığının kesildiğine dair mesajlar geliyordu. Bunun ayrıntısı neler var içeriğinde, bu kesintiler var mı, neden kesinti oluyor? Yaşlılık aylığı konusunda yine Ahmet Kıvanç'a soracağız. Şimdi önce piyasalar tarafı bu hafta için önemli. Bu hafta da önemli, önümüzdeki hafta da önemli. Neden? Çünkü bu hafta içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantısı var. 25'inde faiz toplantısı. Bir faiz indirimi beklentisi güçlü. Beklentiler faizde düşüş yönünde. İşte 250 bas puan seviyesinde bir faiz indirimi beklentisi var. Bu 300 bas puan olur mu, 300 bas puan üzerinde olur mu konuşuluyor. Bir piyasalara bakalım. Piyasalar tarafında nasıl bir hava var haftanın ilk işlem gününde? Borsa İstanbul'da hafif de olsa yükseliş devam ediyor. 101.948 puanda Borsa İstanbul. Dolar TL 5.67'de. Yatay hafif arttı. Euro TL 6.37. Euro Dolar 1.12. Şimdi burada özellikle kur tarafını çok yakından ilgilendiren ve tabii borsa tarafını da yakından ilgilendiren 25'inde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Faiz indirim beklentisi dediğimiz gibi güçlü. Ama hangi oranda olacak? Yeni başkan sonrası sert bir faiz indirimi olacak mı olmayacak mı? Bu merak ediliyor. Sadece ama tabii içeride bizim değil. Diğer taraftan bu hafta yine Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var. Önümüzdeki hafta ABD Merkez Bankası'nın toplantısı var. Ve 30-31 Temmuz'da Fed'in kararı gelecek. Güçlü bir piyasada beklenti faiz indirimi olacağı yönünde ki bunu işte altın tarafında görüyoruz. Altın onsu 1425 dolar seviyesinde. Gram altın 259 lirada. Faiz 17.68. Faiz indirimi beklentisi faizi de aşağı çekiyor. Gösterge tahvilin faizini de aşağı çekiyor. Ancak küresel piyasalarda bir gerilim daha söz konusu. İran, İngiltere gerilimi şu anda takip ediliyor. Amerika, Çin gerilimi yine ticaret görüşmeleri takip ediliyor. Amerikalı şirketlerin açıkladığı bilançolar takip ediliyor. Bunlar önemli, takip edilen konular. Biliyorsunuz diğer taraftan da Türkiye ile Amerika ilişkileri. Yaptırım olacak mı, olmayacak mı, gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu yakından takip ediliyor. Ona bakıyoruz. Petrol fiyatlarında bir miktar yükseliş var. 63 dolar 72 sent. İran'ın Cuma günü bir İngiliz tankerine el koymasının ardından petrol fiyatlarının yükseldiğini gördük. Diğer taraftan Libya en büyük petrol sahasında üretimin durdurulduğunu açıkladı. Tüm bunlar petrol fiyatlarını etkiledi. Ama şunu da belirtelim. Benzine indirim gelmişti, hatırlayacaksınız. Bu gece yarısından itibaren de Habertürk.com'da olacağı dileğin haberi. Bu gece yarısından itibaren motorine 13 kuruşluk bir indirim beklentisi söz konusu. Göreceğiz, bu gece yarısından itibaren bir indirim gelebilir, motorine bekleniyor. Şimdi tabii Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler S-400'ler Türkiye'ye gelmeye başladı, geliyor ve bu devam ediyor. Amerika'nın tepkisi ne olacak? Trump'ın açıklamaları piyasalar tarafından olumlu hep karşılandı. Yaptırım konusunda yaptığı ilk açıklamalar olumlu algılandı piyasalarda ve dolar da düşüşü getirdi. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları da var. Bunlar da önemli. Katsa yaptırımları ile ilgili şu anda netlik yok dedi Mevlüt Çavuşoğlu. Diğer taraftan Trump'ın yaptırımları erteleme veya hiç uygulamama yetkisi var. Trump'tan beklentimiz bu dedi. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı bunu kendisine iletti. Trump sözünü tutmaya çalışıyor, Türkiye'ye önem veriyor, Türkiye ile ilişkileri bozmaya çalışanlara tepki verdiğini biliyoruz dedi Mevlüt Çavuşoğlu. F-35 ve yaptırımlar konusunda temkinli davranmak lazım. Ne olacağı belli olmaz, ancak şu anda aksilik olmaması için diplomatik her kanalı işletiyoruz şeklinde konuştu. F-35'i bize vermezlerse Türkiye ihtiyaçlarını kendi uçağını üretene kadar başka kaynaklardan ister, bu en doğal hak, başka alternatiflere yöneliriz dedi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Önemli, temkinli olmak lazım dedi Amerika konusunda, ama Trump'ın da bu yönde, yani yaptırım uygulanmaması yönünde görüşlerine de vurgu yaptı. Şimdi konumuza dönelim. Ankara stüdyomuzda Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç var. Ahmet, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Serdar, merhaba. Önce şununla başlayalım. Kamu işçilerin toplu sözleşmesi. Burada işçilerden teklif geldi, hükümetten karşı teklif geldi. Şu anda bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Ne kadar sürecek? Ve nerede bir uzlaşı sağlanabilir?
Serdar, 200 bin işçi bekliyor bu görüşmelerin sonuçlanmasını. Türk İş sunduğu teklifte en düşük brüt çıplak ücretin 3500 liraya çıkartılmasını, bunun üzerine 300 lira iyileştirme yapılmasını, artı ilk 6 ay için %15, sonraki 1,5 yıl boyunca da 6 ayda bir enflasyon artı 3 puanlık refah payı talep etmişti. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da kamunun teklifini önceki hafta sundu Türk İş'e. Kamunun teklifinde 3500 liranın altındaki ücretlere seyyanen 60 lira artış, birinci ilk 6 ayda %5, ikinci 6 ayda %4 ve ikinci yılda ise enflasyon oranında artış yapılması öngörülmüştü kamunun teklifinde. Türk İş Başkanı Ergün Atalay bunun üzerinde konuşulacak bir şey olmadığını, bu rakamların üzerinde konuşulacak bir şey olmadığını belirtmişti ve konuşmadan ayrılmıştı görüşmeden. Şimdi Türk İş yeni bir teklif bekliyor kamudan. Biliyorsunuz memur topluluğu sözleşmeleri Ağustos ayında başlıyor. Onlarda zaman baskısı var. Aynı ay içerisinde bitirmek zorundalar, kanuni zorunluluk. Kamu işçileri için böyle bir baskı yok mu? Görüşmelerin kamu işlerinin üzerinde baskı yok. Şu neden de yok Serdar. Normalde aslında Temmuz ayında bitmesini bekliyorduk kamu işlerinde görüşmelerin. Şimdi kamu işlerini konfederasyona, şu anda görüşmeler sürdürülen çerçeve sözleşmenin görüşmeleri. Bu çerçeve sözleşmede belirlenecek rakamlar, artış oranları sendikalar tarafından tek tek işveren sendikalarda ayrıca imzalanıyor. Şimdi bu sendikaların bir kısmının toplu sözleşme süreci erken başlamıştı, Ocak ayında başlamıştı. Bunlarda zaman baskısı olanlar, şöyle bir hüküm geçmişte yapıldı bu. Mali hükümler dışındakiler anlaşmaya varılır, onlar imza altına alınır. Mali hükümlerde çerçeve sözleşmede kabul edecek rakam ne olursa onu uygulanacaktır şeklinde bir hüküm koymak suretiyle geçmişte sözleşme imzalanmıştı. Dolayısıyla işler açısından bir zaman baskısı şu aşamada görünmüyor. Türk İş'te tatmin edici bir teklif gelmesini bekliyor Serdar. Evet. Şimdi orada süreç devam ediyor. Belki değil mi? Memurların görüşmeleri bittikten sonra, oradan gelen tekliften sonra belki süreç devam edebilir. Öyle de bir taktik uygulanabilir belki, öyle değil mi? Olabilir, evet Serdar. Mümkün. Hı-hı. Peki şimdi Habertürk.com'da bugün senin yazın var. Bu özellikle 65 yaş aylığı, yaşlılık aylığı. Bununla ilgili de seninle konuştuğumuzda Habertürk okurlarından çok bu konuda şikayet, yazı geldiğini söyledin. Mesajlar geldi. Şimdi bu 65 yaş aylığında kimler alabiliyor ve şikayetler ne yönde? Maaşların kesildiğine yönelik şikayetler var. Maaşlar neden kesiliyor 65 yaş aylığında? Kesintiler neden gerçekleşiyor? Orada bir çelişki söz konusu herhalde. Bununla ilgili ne dersin? Serdar, 65 yaş aylığı ile ilgili aslında son yıllarda bazı olumlu düzenlemeler yapıldı. Önce istersen onu hatırlatayım. Geçen yıl 65 yaş aylığı %90 oranında artırıldı. 260 liradan, 266 liradan bir anda 500 lira çıkartıldı geçen seneki düzenlemeyle. Ve şu andaki rakam da 637 lira. Tabi bu maaş değil, bir yardım bir anlamda, öyle bakmak lazım. Devletin belli yaş üzerindeki, 65 yaş üzerindeki yoksul vatandaşlarına bir yardım olarak bakmak lazım. Eğer geçen seneki o %90 artış olmasaydı şu andaki rakam 338 lira olacaktı. Bir de muhtaçlık aylığının tespitiyle ilgili, muhtaçlık tespitiyle ilgili bir düzenleme yapılmıştım. Şimdi 65 yaş aylığında hane içindeki gelire bakılıyor. Kişi başına gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması gerekiyor. Yani o evde çocuklar varsa eğer, 609 değil mi? O evde çocuklar, evet, yaşıyorsa, çocukları da varsa, eşi de, hepsini içine mi alıyor? Çocukları da mı içine alıyor? Hepsini içine alıyor Serdar. Burada çocuklarının yanında yaşayanlar için geçmişte şöyle bir hesaplama yapılıyordu. Diyelim ki kızıyla yaşıyor, damadının maaşı da dikkate alınıyor. Oğluyla yaşıyor, hem oğlunun hem gelinin maaşı dikkate alınıp orada bir gelir tespit edip kişi başına gelir asgari ücretin 1/3'ünden fazla ise aylığı kesiliyordu. Hatta şöyle bir durum da oluyordu. Diyelim ki ailede
çocuk okulu bitirmiş, üniversiteyi bitirmiş, işsiz. İşe giriyor. İşe girdiği için ailenin geliri arttığı için dedesinin, ninesinin aile kesilme durumu oluyordu. 2016 yılında bir düzenleme yapıldı. Denildi ki aile hane içerisinde diğer kişilerin gelirine bakılmaksızın sadece 65 yaş aile bağlanacak kişiyle varsa eşinin gelirine bakılır ve buna göre yoksulluk, muhtaçlık kriteri belirlenir. Bu diğerleri dikkate alınmaz denildi. Ve bu önemli bir mağduriyeti gidermişti. Çünkü önceki dönemde epeyce iptal olan, yaşlılık aylığı iptal edilen, başvurusu kabul edilmeyen kişiler vardı. Büyük bir mağduriyeti gidermişti 2010'da. Fakat senin de dediğin gibi, vurguladığın gibi yılın başından beri bize çok sayıda mesaj geliyor. Kesilmeye başladı diye. Son zamanlarda daha da arttı bu kesin şeyi. Kesiliyor mu ve niye kesiliyor? Serdar. Kesiliyor, evet. Şundan kaynaklanıyor. Şimdi kanunda 2016 yılında her ne kadar sadece 65 yaş aile bağlanacak kişiyle eşinin gelirine bakılacak denildiyse de kanunun bir önceki bendinde, aynı maddenin bir önceki bendinde 1976 yılından beri duran bir hüküm var. O da şu: nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olan kişilere 65 yaş aile bağlanmaz diyor bir önceki fıkrada. Hmm. Burada nafakadan kastedilen Serdar, medeni kanundaki bir hüküm. Yani medeni kanunun herkesin yardım, herkes diyor medeni kanunun, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan alt soy ve üst soyuyla kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür diyor. Bu hükme dayanarak da, bu nafaka düzenlemesine dayanarak da bazı ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları yasada böyle bir hüküm var. Dolayısıyla kesmek zorundayız. Siz oğlunuzun yanında yaşıyorsunuz, kızınızın yanında yaşıyorsunuz, onun geliri var, onun ekonomik durumu iyi gerekçesiyle kanunu uygulamak zorunda kalıyor. Büyük bir kısmı da 2016 yılındaki değişikliği dikkate alıyor. Onu da vurgulamak istiyorum. Genel olarak uygulamada hatta o yönde, ama kesilenlerin sayısı da hayli fazla. Yapacakları peki, bir şey var mı peki? Serdar, kesinti yapılanlar bir şey yapabilir mi? Bir itiraz. Kesinti yapılanlar için ya uygulamanın değişmesi gerekiyor ya da esas çözümün de kanunda değişiklik yapılması gerekiyor. Kanunda çelişkinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Nafaka hükmü korunacaksa Serdar, somut bir kriter belirlenmeli. Yani nafaka şöyle korunsun, çocuğunun gelirine de bakılsın ama şu kriterler aransın şeklinde somut, uygulayıcıların tereddütte kalmayacağı netlikte hükümler belirlenmesi gerekiyor. Bir başka görüş de evet, kanunda sınırlar çizilsin ama uygulamada da mütevelli heyetlerine, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mütevelli heyetlerine inisiyatif tanınsın. Onlar çünkü içlerindeki yaşayan vatandaşların durumlarını daha iyi görebiliyor şeklinde. Peki. Bu da bir görüş. Eğer öyle bir şey yapılırsa da gene sınırın çok iyi çizilmesi gerekiyor. Suistimallerinin, mağduriyetlerinin önlenmesi için Serdar. Peki. Çok teşekkürler. Ahmet Kıvanç, Habertürk yazarı, Ankara stüdyomuzdan katıldı. Bugün Habertürk.com'da da yazısı geniş olarak yer alıyor. 65 yaş aylığındaki kesintilerle ilgili. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri de aktardık sizlere Ekonomide Görünümde. Saat başında Hülya Gönek karşınızda olacak. Hoşçakalın.